Merhaba, ben InStyle güzellik editörü Ceyda Gedikoğlu. Bugün Mayıs sayımızın moda çekimini ziyarete geldik. Ve makyaj artisti Hakan Kültür'den moda çekiminde yapacağı makyaj ipuçlarını öğreneceğiz. Makyaj bazı uygularken neye dikkat ediyorsun Hakan? Tabii cilt rengine uygunluk ve cilt tipine uygunluk çok önemli. Mümkün olduğunca renk uyumunu sağlamamız gerekiyor. Çünkü boyunla yüz arasındaki rengin aynı olması lazım. Yani çok böyle maske durumunda olmaması gerekiyor. Bir de tabii ki böyle çok düzgün ve temiz olan ciltlerde çok ağır fondöten kullanmamakta fayda var. Çünkü çok fazla ağır fondötenler sonuç makyajın görüntüsünü etkiliyor. Olumsuz yönde etkiliyor tabii. Fırça seçimi de bu konuda önemli galiba değil mi? Fondöten fırçası daha kolaylaştırıyor. Daha kolaylaştırıyor ve tabii ki daha ince bir fondöten sürümü sağlıyor. Aslında galiba kadınların en büyük makyaj yani düzgün bir eyeliner çekememek. Bunun için bize bir ipucu verir misin? Tabii çok önemli bir konu eyeliner çekmek ve çok zor dediğim gibi. Tabii ki herkesin yapabileceği bir işlem değil ama mesela benim şu anda uyguladığım dip eyeliner dediğimiz bir eyeliner. Yani sadece kirpik dibine uyguladığımız bir eyeliner türü. Yani onu yapmak tabii ki çok daha kolay oluyor diğer eyelinerlara göre. Peki kirpik dibine uyguladıkların likit eyeliner mi oluyor? Bu krem eyeliner. Tabii ki eyeliner'ın şeyine göre değişiyor ama ben daha çok bu Maybelline'in bir krem eyeliner'ı var. Hmm. Onu tercih ediyorum. Çünkü çok kalıcı ve çok dağılmıyor. Ve gayet de başarılı bir ürün. Tabii ki eyeliner'ı uygularken kuyruk bölümü çok önemli oluyor. Hani çünkü yanlış çektiğim zaman gözü aşağıda düşürebiliyoruz tabii ki bazen. O yüzden de daha çok böyle karşı tarafa bakıp kuyruk bölümünü yukarı doğru çekmek gerekiyor. Highlightlar bir de image clip'e dediğimiz yani şu böyle biraz fazla gölgeye biraz böyle yoğun bir şekilde image clip'lerini ortaya çıkartacağız. Gölgelendirmede koyuyu tercih ettiğimizde daha keskin animacı kemiklerine sahip olabilir miyiz? Şimdi sen az önce yaptığın bir yüzün bir hareketi var mesela. Tekrar yapar mısın? Böyle yapmıştın ya. Mesela böyle yaptığımız zaman şuradaki çıkan bölüme renk boyu oturtmamız gerekiyor. Genelde peki bazda kullandığımız rengin bir ton koyusu gibi mi tercih ediyoruz? Bu şu andaki 3-4 renk bayağı bir koyu. Ama normalde biz günlük hayat için yapmamız gereken bir ton koyusu. Şimdi makyajımızın son aşamasına geldik. Dudaklardayız. Ruju uygulamadan önce kalem çekmek şart mı? Tamamen tabii yine dudak biçimine göre değişiyor ama böyle iddialı tonlar bir renk uygulayacaksak biraz işimi kolaylaştırıyor açıkçası. O yüzden tercih ediyorum ama her zaman uygulamak şart değil. Peki normalde biz kadınlar böyle ince bir çizgi çekeriz. Daha dolgun göstermek için bu çizgiyi dudağın iç kısmına doğru taşımak mı gerekiyor? Dolgun göstermek için biraz daha dudak üstünden, yani üst dudak için söylüyorum. Biraz dudak üstünün çizgisinin biraz daha dışına çıkıyoruz. O da ne kadar dışına çıkıyoruz? En fazla çıkabileceğimiz oran kremin ucu kadar olması gerekiyor. Çünkü daha fazla büyütme yaptığımız için bu tabii ki çok gözü çok hoş gelmeyecek. Bugünkü çekimimizin makyajı bitti. Çekim detaylarını InStyle.com.tr'de izleyebilirsiniz.